Buraya daha önce de ben baktım. Böyle suyun çekilmiş ama yer ıslak bakın. Şu kısımları falan demiyorum. Kısımları kuru. Şöyle rutubetli yerlerde. İnanılmaz derecede çok. Ve büyük kulağa kaçanlar var. Çektim. Bakın bir tane kaçtı bile. Bakın bakın kaçıyor. Kaçandaki büyük... Ohohohoho. Şundaki büyüklüğe bakın. Şundaki büyüklüğe bakın. İnanılmaz büyük. Yani bu kadar büyüklerini inanın ben bile görmedim desem yeridir yani. Gördüysem de yine burada görmüşümdür. Azmakların kulağa kaçanları bunlar. Ve tam suyun dibinde. Evet bakın bir tane şimdi elimden düştü bu. Hemen şunu kaldırıyorum bakalım. Bakın yine irili ufaklı. Bir de şu küçük örümceklerden bol miktarda çıkar. Kurt örümceği. Buraya ben şimdi bakmıştım. İnanılmaz derecede kulağa kaçan. Kendi gölgem geliyor. Bakın. İrili ufaklı. Bu taş güzellerde. Evet bakın. Bakın bakın. Ki az şu anda. Ben daha önce daha fazla olduğunu da gördüm. Bakın buralardan. Bir sürü kulağa kaçan kaçıyor. Yani bu kadar kulağa kaçanı başka yerde herhalde bulamayız. Her taşın altında. Bu küçük örümcek türünden ve bol miktarda da kulağa kaçan. Da kaldırayım bakayım ne var orada. Evet yine kulağa kaçana doyarsınız. Kulağa kaçan ve küçük bu kurt örümceklerinden istemediğiniz kadar. Her taşın altında. İyice suya bakalım. Orada da var bakın. Orada da var. Burası resmen onların diyarı diyebilirim. Kurt örümceği bakın abdomeninde yumurta kesesini taşıyor. Çıkıyor mu tabii ki bilmiyorum. Birkaç tane de çekelim. İşte. Yakalaması da kolay. Yani çok da kolay yakalanıyor. Bakın bunların dişi ve erkeklerini ayırmak da şu çatal aralıklarından ayırıyoruz. Bunlarda ama bakın bu bunlardan korkuyorlar bu çatalınla sokuyor falan diye öyle bir şey yok. Bakın hiç herhangi bir sokma mokma yok. İteliyor. Buraları kuru kuru kaldı. İyice tamamen suyun böyle ıslak olduğu yerlerde oluyor bunlardan. İşte. Acaba balıkçılar bunları yem olarak falan kullanıyorlar mı merak ediyorum. Kullanılabilir çünkü. Bu kulağa kaçanlar hakkında da yanlış bilgiler var. Oha bu ne de lan? Bu kurbağa mı? Vay 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 vay. Kulağa kaçanların da işte kulağa kaçtı. Hayır kulağa kaçma özellikle kulağa falan kaçma diye bir olay söz konusu değil. Ama vücut yapısının ince oluşundan dolayı deliklere kaçar. Eğer kulağınız denk gelirse ona da kaçar. Ama sadece bu canlı kaçmaz. Her türlü ince yapılı canlı kaçabilir. O normal sıcak var. 39 derece şu anda. Yılan bakıyorum ben ama yine tabii yılanı da bu şekilde böyle pataküte bulmak kolay değildir. Tesadüf denk gelecek. İyi. Kulağa kaçanlarla
Güne başladık. Bakalım başka ne sürprizlerle karşılaşacağız. Yine dere kenarındayız. Ve çok güzel renklerde. Yani yani buraya gelip de kulağı kaçan çekmezsen, bakın bu dişi. Dişi bebeği çatal açık. Bakın ısırmaya çalışıyor. Kancasını da kıstırmaya çalışıyor da. Bu hikaye kıstırma tabii ki. Çok zararsız canlılar bunlar. Bunlardan çünkü ben incelemek için belli bir miktar eve götürdüm. Şurada bir döküntü mü var? Arı da yapmış olabilir. Akrep de olabilir dedim ama. Evet. Bu arada örümcek avcısı arılar çok faal bir şekilde çalışıyorlar. Onu da söyleyelim. Bir su çıkmış. Güzel. Geçen hafta yavru dolu olan yuvalar bakın bomboş. Kreş örümceklerinin yuvalar boşalmış. Bakın kaç tane karşıdan gördüm onları. Özellikle bakmak için geldim. Yok boşalmış. Bu kreş değil. Şunlar kreş. Kreş örümceklerinin pisuara yani. Yavrular dağılmış artık. Şimdi ne zamanı? Dev Araneus bulma zamanı. Bakalım geçen sene bulduğum dev Araneus'lara tırmanacağım birazdan. Bakın pisuaraların yuvaları bulmuş. Bir hafta önce örümcek şov dedim. Yuvalar artık bomboş. Agalenalar çok gösterişli olmuş. Tamam. Bakayım agalenalarda hareket var mı? Bu agalena değil. Onlar da yavrulayacak, yavruları yavrulayacak yani. Bunlar Araneus küçük. Araneus işte. Ne yapsın? Saklanır. Hop. Süper. Tamam. Devlerini arayacağız. Bakın yine aynı şekilde. Bakın hemen önümde. Burası zaten Araneus cennetidir. Araneus'u göbekte çok nadir görürsün. Üst kısımlarda. Evet bakın burada buraya bakacağım şimdi. Bak gördüm bile. Hop. Prensese bak. Bak şu güzelliğe bak. İşte. Buraya mısınız? Yine bakın bir tane nadir de olsa böyle göbekte de görebilirsiniz. Göbeğinde oturuyor. Ama bunlar çok rastlanan türler. Bunların bir de az rastlananları var. Bu dev olanlar. Bu dev olanlardan bir arayalım bakalım. Birazdan bunların bölgesine doğru tırmanacağım. Zıplayan örümcek ve ağzında da başka bir örümcek. Bu zıplayan örümcek yuvası. Pisuaralarla karıştırmayın diyecektim. Bakın zaten burada ortama çok güzel bir renkte uyum sağlamış. Ağzındaki de dişi muhtemelen erkeğini yemiş. Muhtemelen erkeği yemiş ve bırakmıyor. Şuraya bakın. Ağzında muhtemelen erkeği. Elimde şu anda atladı. Atladı aşağıda ve hala ağzında. Ah bıraktırdık. Koçunu mu yedin kız sen? Hadi gitti bakalım. Evet bakalım. Evet erkeği yemiş. Erkeklerin ne kadar küçük olduğunu görüyor musunuz? İşte şurası da yuvası. Kocası
Kendisi aşağılarda bir yerde, birazdan gelir yine buraya var. Atladı aşağıya. Kocasını bir güzel afiyetle yemiş. Hadi bakalım. Doğanın kuralı bu. Yok, yapacak bir şey yok. İlginç yuvalara bakın. Yine bir Araneus yuvası. Çok net ortaya kurmuş. Şimdi bunun saklanacağı yer yok. Ama her şeye bir çözüm var tabii ki. Bakın hemen yine üst dallardan bir tane çubuk oraya ekstra bir şey yapmış. Ana işte bak, 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 bak. İçinde. Ve çok güzel bir arena üstürü bu. Çıkaralım onu bir yuvasından. Çık bakalım fıstık. Evet, evet bakın. Ama bunu alttan değil, üstten görmeniz gerek. Bu deniz kenarlarında bu iğne yapraklı sazlarda özelleşmiş bir tür. Evet bakın. Turuncu gibi resmen. Görüyor musunuz? Bunlar diğerleri gibi yaprak bulamıyor. Yaprak bulamadığı için saklanacak. Bu şekilde yuva yapıyor. Yaprak yok çünkü. Ne yapacak? Kendini saklaması gerekiyor. Şu güzelliğine bakın, çekmiş. Bunlar resmen pembe yaçalar bazıları. Bakın, desene bakın. Tipik Araneus. Bizim çekebilmemiz için süper bir yere yuva yapmışsın. Bakın, desenlere bak ya. Şöyle alttan alabilsem. Evet, böyle kal, birazcık çekelim. İşte. Nasıl çıkıyor, çıkıyor mu hiçbir şey göremiyorum ben ama böyle iğne yapraklı sazlıklarda bu türü görebiliyoruz. Bunu ben nereden anladım? Nereden anladım? Şundan. Turuncu diyorum ben bunlara. Böyle pembemsi, turuncumsu bir abdomene sahip. Siz sarı da diyebilirsiniz. Değişiyor. Kızılları da var bunun. Bakın süper bir desen. Harika bir desen. Ama tabii diğer türlerden de yine aynı yerde mevcut. Bu tür bu şekilde yuvalar yapıyor kendini saklamak için. Tipik Araneus bakın. Küresel ağını vermiş. Ama buna bakarken hemen arka taraflarda ya erkek bunlar. Bakayım. Oho, ne yaptı lan? Acayip panikledi. Attı kendini. Ve daha birçok Araneus var. Bakın burada değil, biraz önce çekimini yaptığım Araneus'tan. Şurada. Bunlardan çok var. Bakın bakın. Ana, şunun güzelliğine bak. Şunun güzelliğine bak. Eğer çıkıyorsa. Odaklayabildi mi? Şuraya bak ya. Harika. Yine Araneus saati gelmiş. İnternetten bana bol bol gönderiyorlar resimleri, Araneus mu diye. Arkadaşlar, Araneus'lardaki çeşitlilik o kadar fazla ki şaşırmanız doğal. Ama işte bu nasıl söyleyebilirim ben size? Küresel ağ. Küresel ağına bakın. Küresel ağın ortasında çok fazla durmaz, belirtiyorum. Hemen yanlarında bakın, hiç imkansız şartlarda bile en kötü ihtimalle şöyle bir şey yapıyor yine. Ağanın dışında bekliyor. Bakın şu anda tedirgin oldu. Bizden korktu, buraya geldi. Harika bir iş. Ki bu türü de tabii hepsinin ekstra Araneus artı bir şeyler de deniliyor onlara. Biz o kadarına girmiyoruz. Bu mevsimde bol bol Araneus bulursunuz derken, neyse tamam, konuşmayacağım. Bakın. Yine bu şekilde Araneus'ların dışında zıplayan örümcekler de yuva yapıyor. Her yere kakılı Araneus kakılı. Süper Araneus'lar. Sinir kanatlılardan yine deniz kenarlarında, bu rüzgarlı deniz kenarlarına bayılır bu. Uçurtma kelebeği bakın. Uçurtma kelebeği. Bir papatya bulmuş. Papatyayı tozluyor. Görüyor musunuz?
Sen ne kadar uysalsın ya. Niye kaçmıyorsun hiç? Elimle rahatlıkla, hiç böyle paniklemeden rahatlıkla aldım. Bakın bunun çekimlerini yaptım ben evde, inceledim detaylı bir şekilde. Ama çok narin, sakın bunu eve götürmeye kalkmayın. Yaşamaz. Bunun yaşayacağı yerler işte böyle rüzgarlı deniz kenarları. Deniz kenarları. Biz de bunu tabii ki aldığımız yere, hatta papatyasına koyalım bakalım. O uyudu. Hadi güle güle. Buralar da şuraya gider konar, buraya gider konar. Yani gezer oralarda. Çektik mi onu biz ya? Çekmişiz. Dev araneosları aramaya başladım ama şimdi dev araneos yuva yapacak. Yuvayı nereye yapacak? Büyük bir ağ kuracak. Makilik bir ortamda en yüksek olanlarını seçmek zorunda. Bu da şu ilerlerde vardı öyle yerler. Onlara bakacağım. Bakalım denk getirebilecek miyiz? Evet, şu aramış. Zaten yumurtalar. Yumurtalar patlamış. Yavrular çıkmış. Ve yavrular da dağılmış. Şu aralar artık bu sene artık bir sonra yok. Bitti. Bir sonraların zamanı geçti. Şimdi aranıyoruzlar. Aranıyoruz. Katil sinek dolu vardı ortada. Oha! Kaya altından bu yuva yapan örümceklerden şuna bakın. Büyüklüğe bakın şunda. Şurada. Normal hızlıdır. Çok da büyümüş bu. Kendi bir bitki. Kaçamadı oradan. Ama ben de yaklaşamıyorum. Şu karşıdaki eğer sarı kelebek değilse, lahana kelebeği ise, ki ona benziyor. Anormal büyük. Oha be. Çok güzel. Çok büyük, çok güzel. Lahana değil o. Yakalayabilirim ama kolumu birazcık çekelim, yakalamayayım. Çok narin uçuyorsun, seni yakalamak çocuk oyuncağı. Konduğu zaman yeşilimsi bir altyapısı var. Kanatlarının alt tarafı yeşilimsi. Evet. Dev aranayı soruyoruz ama şu ana kadar ne rastlamadık. Çünkü biraz yüksek çalı lazım. Şuralarda falan var onlardan. Fazla devam edelim. Hey, buradayım, burada. Agalene'ye bakın şimdi. Deminki saldırı çıktı mı bilmiyorum. Çok temiz bir saldırı vardı. Güzel. Makiliklerin arasında kalan böyle kayalık boşluklar var. Buraları sanki sürülmüş gibi. Şöyle göstereyim. Görüyor musunuz? Yumuşacık. Toprak resmen sürülmüş gibi. Sanki gelmişler buraya, pulluğu batırmışlar, sürmüşler. Domuzlar bunlar. Domuzlar geliyor, buraları mutlaka ediyor. Bakın her yer kırılmış gibi. Normalde şöyle olması lazım. Şuraya bakın. Kırılmış, yeşilmiş
şu of 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 şuralara bakın. Resmen sürmüşler burasını. Onu şuraya bak 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 bak. Çıkan topraklara bak. Domuz sürüleri geliyor demek ki buraya. Yani buralarda çıyan, akrep olmak da kolay değil. Seni yeşeleyip çıkarıyorlar, yiyorlar. Domuzlar yiyor ve taşlı yerleri, bakın taşlı yerleri yeşelemişler yani. Sadece yüksek çalıların olması değil, domuz, insan ve diğer memelilerin geçmemesi gerekir. Bakın buralardan bol miktarda domuz sürüsü geçmiş ve kazmışlar buralarını. Şimdi örümcekler işte bu yüksek yerleri, bakın yüksek çalı arıyorum. Bu çalılara büyük yuva yapacağı için yüksek çalı bulması gerekir. Ve insan ve diğer canlılardan uzak yer bulması gerekir. Buralara dikkat edelim. Buraları gayet yüksek çalı. Ama şu ana kadar dev aranoslardan herhangi bir işaret bulamadım. Anormal sıcak 40 derece şu anda. 40 derecede benim şapkam yok. Felaket terlemiş durumdayım. Hadi Agalenal. Saldırıya geç bakayım. Saldırım yatağı yavrulamıştır. Bu sene dev aranos bulamayacak mıyız? Hayret ya, bu kadar yoktu geçen sene. Her yer domuzlar tarafından yeşilmiş. Sürüydüm düşersin buraya. Bacı çıktı. Oho. Kızı görüyor musunuz? Oho. Şundaki büyüklüğe bakın ya. Anormal büyümüşler. Anormal büyümüşler. Yumurtlamamışlar daha ama eli kullandı. Çok büyükler. Hızını zaten söylemeye gerek yok. Anormal hızlı bir örümcek türü. Nereye gitti lan? Yuh! Tek kelimeyle uçuyor. Tek kelimeyle uçuyor. Süper bir canlı bu. Bunları kaldırdığınızda çoğunlukla göremiyorsunuz çünkü ben de göremiyordum. Çünkü siz kaldırana kadar bu çoktan kaçmış oluyordu. Bakın şu büyük bir şey, büyüklüğüne bakın. Harika bir şey bu ya. Kerim damladı üstüne. Taşaldı. Kendini kuma gömen bir örümcek türü var. Şu anda Latince ismini çıkaramayacağım. Bacak yapısı falan buna çok benziyor. Fakat bu gömmüyor. Kayaların altına hiç örümcek yuvasına benzemeyen kozalar oluyor. Hadi bakalım ıslık. Seni bırakalım şöyle. Kozan da bu taşta. Yüksek çalılar da buldum ama dev aranoslardan bulamadım. Acaba domuz sürüleri geçtiği için falan mı diye düşünüyorum. Yoksa erken mi? Emin değilim. Yok. Mesela bakın şuralarda şöyle kocaman kaplaması lazım. Yani bizim takılmamız lazım ona geçerken. Ama yok. Hmm.
prenses. Yumurta da galiba. Şuna bakalım. Görüyorum ama harekete tepki vermedi. Şuraya girebilir miyim? Ya da var mı, şöyle bir bakıyorum. Yok. Neredeyse doruğa kadar çıktım. Neredeyse doruğa kadar çıktım ama dev Aranoslardan göremedim. Şurada var. O büyük küresel ağ lazım. Yok. Şöyle manzarayı da alalım. Karşısı açık. İşte. Temiz bir agalene saldırısı istiyorum. Hadi bakayım. Hadi. Atılat. Agaleneler uyanmış artık. Kırlarının bir kirlesi. Ah, uçtu. Bu ne burada? Kanatlı yanmış. Ama bu fena yanmış. Mekanik parçalanmış. Çiyan muhtemelen. Bu ne? Anam. Mamut arısının benim çektiğimden de büyüğü. Konduğu yeri görebilirsem gideceğim. Arada bir haşırtı geliyor çalıların içinden. Yılan böyle haşırtı yapmaz. Muhtemelen bir varan türü var burada. Daha önce görmüştüm kuyruğunu. Evet, haşırtı geldi ama çalılardan çıkmıyor. Şu çalının içinde bir yerde. Kocaman bir kaya bakın. Şunlar arı yuvaları. Devasa bir kayayı kaldırdım. Bir sürü ölü böcek var. Peygamber devesi yumurtalarını da tanıyoruz. Ve çıkmış mı çıkmamış mı, bakın bundan çıkmış. Çıkmış. Ve bu bölgede dikkatli bakıldığı takdirde yavru peygamber devesi bulmak mümkün. Genelde yumurta çevresinde oluyorlar çünkü. Saldıracağına kaçıyorlar ya, bu ne ayık. Şu Aranos'taki güzelliğe bakın. Top gibi sekiyor. Bana nasıl atlamam bu. Şey var mı atabileceğiniz? Ekmek falan.